Yok. Yani biz de bu dünyadaki şeye uyuyoruz. Burada tabii sıkıntı olarak maddi boyutunu konuşurken o zaman bizim en büyük şeyimiz şu oluyor. Hani güvenliği konuşuyoruz, dünden birimize dikkatini çekiyor. Ne kadar hani hep bahsederiz işte biz çok şey bir toplumuz. Merhametliyiz, misafirperveriz. Bunlar olmadığı zaman bir toplumda bunları çok konuşur hale geldik. Aslında biz böyle bir toplumuz. Peki bunları aktarmak... Bir tespitim vardı. Müziği, küresel, bunun gibi dersler önemli olduğunu hepimiz biliyoruz hocam sosyalleşim dizisinden. Fakat bir sınıfın açılabilmesi için sanırım bir sayı gerekiyor en az. 10 olması gerekiyor. Bazen bunu tutturamıyoruz. Bizde iki şube var örneğin. Müzik dersi açılamayacak diyorlar. Peki o bir öğrenci bile benim için önemli. Müzik almak istiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Merkezi bu seçmeli derslerin merkezi yerler oluşturularak orada buluşulması yönünde bir çalışmaya gidilebilir diye düşünüyorum. Yani yönetimimiz, programla ilgili çalışmak istiyorum. Evet, alakalı bir yere bildirelim. Evet, başka arkadaşlar. Buyurun. Lise bittiyse meslek direkt yönetime geçeceğim. Lise sorunlarıyla bittiyse. Bunu şöyle yaptı. Lisenin amaçlarının uygun olarak ders çeşitlerini azaltırım. Ondan çeşitlerine ona göre içerik, yöntem değerlendirme, ölçme değerlendirme göre yapılması. Ölçme değerlendirme hiç bahsetmediniz. Değerlendirme. Ben arkadaşın verdiği örneği ben. Bülent Arıcı'nın danışmanı beni aradı. Bu seneki kayıtlarda. Ben kayıtlara bakıyorum. Bir bölgeden, aşağı bölgeden diyorum yani ben Osman Yozgat tarafından biz öğrenci almıyoruz. Almadık. Ne gerekiyorsa kanun, yönetmelik, nasıl alınması gerektiğini izah etti kendisini, gönderdik. 10 dakika sonra ben Bülent Arıç'ın danışmanıyım. Beyefendi ben sizin kim olduğunuzu bilemem. İsminizi söyler misiniz? Oradan bir normal bir vatandaş da arayabilir beni. Hani ben bunu suçlamak için değil. Sana ne benim isimimden dedi. Aynen böyle. Kardeşim, yapıyor musun, yapmıyor musun? Şu an benim bunu yapma şansım hiç yok dedi. Ve ertesi gün iki tane müfettiş geldi. Ben bunu yaşadım, başkan. Bu atamalarda siyasiler devre dışı kalmadığı sürece belirli bir yerlerden benden olsun, benim olsun, ne olursa olsun denildiği zaman, bir şekilde atamalar gelindiği zaman biz bunları çok yaşayacağız. Evet, o zaman şunu ekleyelim onun altına. Biz buna bilimsel olarak da hemen şunu söylerim. Biz buna kayırmacılık deriz. Kayırmacılığında nepotizm boyutudur. Bu ne demektir? Akraba, hısım, yakınlık. Yani şu şekilde aranızda da işte annesi okul müdürüdür, babası okul müdürüdür ya da siyaseten bir yerdedir. Onun vasıtasıyla müdür olanlar da vardır aranızda. Ki öğretmenlik mesleğine girişin merkezi sınavın yanında mutlaka mülakata dayalı bir seçime göre belirlenmesi. Şenol Aslan Bey. Evet. Ergun. Nail Ergun Bey. Buyurun. Arada beni görüp laptopunu alabilirim. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi çalışın. Ciler şu anda Turizm Uygulama Oteli'ndeyiz. Bugün burada Milli Eğitim'in Çalıştay'ı var. Çalıştay ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu üyesi Sayın Kamil Yeşil Beyefendi var. Sayın Yeşil Bey, Çalıştay ile ilgili bilgi verir misiniz seyircilerimize? Efendim, bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz 19. Milli Eğitim Şurası Milli Eğitim'in ta başından itibaren sürdürmüş olduğu geleneklerden birisidir. 1920'li yıllardan başlar ve Milli Eğitim kendi sorunlarını, vizyonunu, geleceğe ait tasarılarını öğrencilerinden, öğretmenlerinden, üniversiteden akademik çevreye kadar birçok kesimi içine alacak şekilde toplar ve onların bu konudaki fikirlerini alır. Bunlardan bir politika oluşturmaya çalışır, uygulanabilecek olanları uygular, uzun vadede, orta vadede, kısa vadede uygulanabilecek olan sonuçlar çıkar bu şuralardan. Böylece Türkiye'de eğitimle ilgili olan bütün çevrelerin fikirleriyle eğitimimiz şekillenmiş olur bizim. Şura bu imkanı sağlayan önemli yapılanmalardan, ortamlardan birisidir. Bu yılda 19.sü gerçekleştiriliyor. Bilindiği gibi bu şura çalışmaları bizde 4 yıla yapılıyor. Bundan önceki şura çalışmalarının
üzerine yeni gelişimler, bilgi de olsun, tarihte olsun, batıda olsun, öğrencilerin ihtiyaçları olsun, yeni perspektife göre neler yapılmalıdır? Ve eğitim bundan sonraki aşamalarında öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, eğitim sistemimiz nasıl şekillenecektir? Bunları görüşmek üzere Aydın'da bir çalıştay düzenlendi. 19. Milli Eğitim Şurası 12 vilayette bölgelerin oralara toplanması şeklinde yürüyor. Bunların bir tanesi de Aydın'dır. İki günden beri üniversiteden öğretim görevlisi arkadaşlarımız, milli eğitimdeki idarecilerimiz, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşundan temsilciler bakanlığımız tarafından belirlenen başlıklarda Milli Eğitim Şurası'nın çalıştayını gerçekleştiriyorlar. Dört ana başlık üzerinden şuramızın gündemi yürüyor. Bunlardan birincisi öğretim programları ve çizelgeler. Bu daha çok derslerin içerikleri, ders saatleri, hatta birleştirilmesi, haftalık ders saatlerinin uygulanması ile ilgili alanı kapsıyor. Diğer yöneticilerin niteliklerinin arttırılması, bu okul müdür yardımcılarından, müdürlerden, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, müdürlerine kadar çerçevesi geniş olan bir alan. Burada da öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve diğer katılımcılar nasıl bir idare, nasıl bir yönetim şekli, buraya gelen öğretmenler ya da yöneticiler hangi kriterlere uygun olarak seçilmelidir, bundan sonraki perspektifimiz ne olmalıdır, bu konuda görüşlerini açıklayacaklar. Üçüncü başlık öğretmenlerin niteliklerinin arttırılması. En önemli eğitimin en önemli ayaklarından birisi şüphesiz ki öğretmen. Bu dönemde öğretmenlerimiz ve bundan sonraki dönem için yeni eğitim sistemine uyum sağlaması, kariyer sistemi, batıdaki örnekleri nelerdir, yeni eğitim sistemimize dahil olacak olan öğretmen adaylarında hangi özellikler olmalıdır ve bu bununla ilgili olarak bakanlığımız neler yapabilir? Bu konuda düşünceni açıklayacaklardır. En sonunda da okul güvenliği ile ilgili olarak bir başlığımız var. Burada da okulların fiziki yapısından tutunuz, yangın merdivenlerinden ya da revirlerinden, duvarların yapısından, psikolojik olarak öğrencinin etkilenebilecek olduğu diğer olumsuzluklar varsa, alışkanlıklar varsa, onların o çevreden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, uyuşturucu vesaire falan gibi başka eğitimimizi olumsuz etkileyecek olan hususlarda hangi güvenlik tedbirleri alınmalıdır? Varsa bu anlamda olumlu olanlar neye biz bunu genel olarak Türkiye'ye yaygınlaştırmayalım. Olumluları da almak suretiyle diğer olumsuzlar yaşandıkları yerlerde o güvenlik sistemini getirelim diye fikir geliştirecekler ve bu başlıklar altında topladıklarımızı biz bakanlığa götüreceğiz. 2 ve 6 Aralık arasında gerçekleşecek olan Milli Eğitim Şurası'nda Aydın'ın da bu anlamda katkıları sağlanmış olacak. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, şu anda da Aydın İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Pervin Töre Hanımefendi var. Sayın hocam, öncelikle Aydın'da herhangi bir milli eğitim anlamında bir sıkıntımız var mı, eksikliklerimiz var mı, seyircilerimize bilgi verir misiniz? Basınımızın da malumudur. Aydın eğitimde Türkiye'nin bir markası olmuş bir şeydir. Aydın bu markalaşma yolunda tüm yönetici arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla bir sinerji oluşturarak, bir takım ruhu içerisinde çalışmamızla bunları başarıyoruz. Bu başarımızda Aydınlı anne babalara ve öğrencilerime de ben teşekkür ediyorum. Anne babaların büyük desteği, çocuklarımızın büyük gayretiyle birçok alanda, TEOG sınavlarında Türkiye'de ilk 3'te, YGS sınavlarında Türkiye'de ilk 4'te, LYS sınavlarında Türkiye'de ilk 10'da, hayat boyu öğrenmede Türkiye'de 5. toplam kalite yönetiminde Türkiye'de 2. Olma gibi Türkiye derecelerine sahibiz. Tabii ki böyle bir ilde çalışmak, böyle bir yönetici arkadaşlarla hizmet etmek benim için de bir onur oluyor. Umarım bundan sonraki yıllarda Talim Terbiye Kurulu saygıdeğer üyemizin de bahsettiği gibi bakanlığımızın belirleyeceği 4 yıllık strateji planlamasına göre biz de çalışmalarımızı daha yoğunlaştırarak Türkiye'nin en iyisi olma yolunda
gayretimizi sürdüreceğiz. Evet, Sayın Müdürüm, geçtiğimiz günlerde de Kuşadası'nda Reşat Nuri Gültekin İlköğretim Okulu'nda yeni bir proje başlatıldı. Revirle ilgili, özellikle de Sayın Yıldız'ın da belirttiği gibi okullarda herhalde bu revir olayları yaygınlaştırılacağı konusunda bilgi verir misiniz? Okulların, çocukların kendilerine ait olmasını istiyoruz. Öğrencilerin okul ortamlarında geçirecekleri vakitleri nitelikli geçirmesini ve okula severek gelmelerini istiyoruz. Evet. Bu nedenle Aydın'ın tüm Kuşadası'nda olduğu gibi diğer ilçelerinde de cazibeli ortamlar oluşturuyoruz öğrencilerimize. Evet. Öğrencilerimize özellikle 19 ilçede zenginleştirilmiş kütüphane projesi de başlattık. Aydınlı gençlerin 2023 Türkiye'sinde Aydın'dan yetişecek öğrencilerimizi iyi kitap okuyucusu olarak, iyi bir okur yazar olarak, iyi bir yönetici olarak Türkiye'ye yetiştirmek adına bu türlü çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Sizler de biliyorsunuz Aydın Yazın Okuyor kampanyasıyla yazın öncelikle çocuklarımızı okumaya yönlendirerek, boş zamanlarını en iyi şekilde kitap okuyarak değerlendirerek kendilerini geliştirmeleri yönünde proje çalışmalarımız da var. Bu konuda basınımız da bize inanılmaz büyük bir katkı veriyor. Ben de herkesin huzurunuzda size teşekkür ediyorum. Eğitimi her yönüyle destekliyorsunuz. Bu çalışmalarla çocuklarımıza okulları sevdireceğiz. Okul ortamlarını sevdireceğiz. Severek ve koşarak okula gelmelerini böylece sağlamış olacağız. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.